Kürdistan Türklerinin ve Bulgaristan göçmenlerinin ekranı olmaktan gurur duyuyoruz. Evet sevgili Rumeli TV izleyenleri, bizler Rumeli TV Bulgaristan ve Rumeli TV Bolsuz Yolcu ekibi olarak sizlerle beraber her zaman olduğu gibi pazar akşamları 18.30'da Rumeli TV ekranları başında sizlerle birlikteyiz. Bizleri ailenize misafir ettiğiniz için, Rumeli TV'yi ailenize konuk ettiğiniz için çok teşekkürler ediyoruz. Şimdi efendim size. Biz neredeyiz? Bu hafta sizlerle beraber benim özellikle çok sık geldim, çok sıkça misafir ettiğim bir bölgedeyim. Deli Orman'dayım bugün sizlerle beraber. İsperi kasabasındayız. Şu anda efendim yanımızda gördüğünüz gibi Fikret Hamit Beyefendi var. Standard Gone EOD, Türkçesiyle anonim şirketi, imtiyaz sahibi efendim. İsperik bölgesinde bulunan büyük firmalardan bir tanesi bu. Zaten biraz sonra Fikret Bey'le uzunca röportaj yapacağız, onu tanıyacağız. Evet sevgili izleyenler, biraz önce gördüğünüz Standard Grown EOD şirketinin iş yerlerini gördünüz. Gerçekten de İsperik bölgesinde büyük firmalardan bir tanesi Standard Grown. Fikret Hamit'in başarılı çalışmalarını gördünüz. Yani şu anda da biz onlara soru hazırladık. Şirketi hakkında, kendisi hakkında birkaç soru soracağız. Onu tanıyacağız. İlk önce Fikret Bey, bizleri burada misafir ettiğiniz için sizlere Rumeli TV olarak teşekkür ediyoruz. Gerçekten İsperik'te büyük şirketlerden bir tanesiniz. İsperik Belediyesi'nde faaliyet gösteren büyük şirketlerden, İsperik Belediyesi'ne katkısı olan şirketlerden bir tanesiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Fikret Hamit kimdir? Yaşınızı öğrenebilir miyiz? Aileniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? İlk önce Deli Orman'dan tüm Rumeli izleyicilerine selamlar. İsmim Fikret Hamit, 34 yaşındayım. 3 çocukuz, bir tane kardeşim, bir tane kız kardeşim var. Annem babam ikisi de çalışıyorlar. Peki Fikret Bey, anneniz babanız kaç yaşında? Babam 61 yaşında, annem 58 yaşındadır. Babam eskiden ticaretle uğraşan biriydi. Bir dönemde köy muhtarlığı yaptı, Kıdıköy diye bir köy. İsperik Belediyesi'nin büyük köylerden biridir. Şu anda çiftçilikle uğraşıyor, tarımla uğraşıyor. Annem şu an hastanede görevlidir. İsperik Belediyesi'nin hastanesinde orada çalışıyor.
Kardeşim beden öğretmenidir kendisi. Sporcu Behçet Hamit, güreşçi. Güreş antrenörlüğü aynı zamanda yapıyor. Gençlerde Bulgaristan milli takımda görev almış bir sporcu. Avrupa Şampiyonası'ndan derecesi var. Aile durumu yani genellikle olarak böyledir. Evet, peki Fikret Bey, şu anda mesleğiniz nedir? Biraz önce zaten izleyicilerimiz kısaca yaptığınız işi gördüler. Neyle uğraşmaktasınız? Ne zaman başladınız bu işe? Nasıl başladınız? Kısaca bunlardan bahsedelim Rumeli TV izleyenlerine. İlk önce inşaat sektöründe uzun yıllar ekip yöneticiliği yaptım. Oradaki kazandığım tecrübeyle sonra Avrupa'ya gittim, orada 4 yıl kaldım Fransa'da, Paris'te. O da yine inşaat sektöründe ekip yöneticiliği yaptım. Oradaki gördüğüm ve kazandığım tecrübeyle bizim bölgemize doğduğum yere İspelik Belediyesi'ne dönünce fikir olarak karar aldım bir döner salonu açmaya. 2010'da açtım bu döner salonunu. Ondan sonra döner salonu çalıştırırken fikir olarak ve gençlerin isteği olarak, yani gençlerin bir yere toplanacağı bir güzel mekan açmaya karar verdim. Kafeteryayı açtım 3 yıl önce. Avrupa'daki kazandığım tecrübeyle ekip yöneticiliği olarak bu bana hep ayda baya bir avantaj sağladı, kolaylık sağladı ve işimizi sorumlulukla, devamlılıkla ve dürüst olarak devam etmeye çalışıyoruz. Evet, peki Fikret Bey, biliyoruz ki her meslek için bir eğitim gerekli. Eğitiminizi nerede aldınız? Hangi okulları okudunuz? Ben Razgat Meslek Lisesi mezunuyum. Elektrik ekip sanayi işletme bölümünün tesisatlarını bitirdim. Ancak her zaman içimdeki bir heves bana ticaretle uğraşmayı arz etti ve ben o yüzden şu an olduğu gibi ticaretle uğraşmaya devam ediyorum. Evet, peki Fikret Bey, bu meslek için gereken yetenekler nedir diye bir soru hazırladım sizler için. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz ki her meslek için bir yetenek gerekli. Yani tecrübesi olmayan bir kişi bu mesleği yapamaz. O konu için şimdi biraz sonra Fikret Bey ile konuşacağız. Benim görüşüm sevgili izleyenler, bildiğiniz gibi bizim Bulgaristan'da bulunan gençlerimiz, çoğunlukla gençlerimiz Avrupa'ya gidiyorlar. Orada bir tecrübe kazanıp yine buraya dönüyorlar. Şimdi onu soracağım Fikret Bey. Bakalım bizlere neler söyleyecek bu konu hakkında. Evet Fikret Bey, sizce bu meslek için gereken yetenekler nelerdir? Bunlardan kısaca bahsedebilir miyiz? Ya, yetenekler olarak ilk önce her insanın olduğu gibi özgüveni yüksek olması lazım. Ticaret bölümünde uğraşmak için, yani başka bölümde de olduğu gibi, insanın özgüveni yüksek olunca, kendine güvenince ve işine dürüst olarak bakınca, sorumluluk taşıyınca ve devamlılığı da katarsak buna, yani o işte başarmamız imkansızdır zaten. Ben Avrupa'daki kazandığım tecrübeyle, ondan önce Bulgaristan'ın çeşitli büyük şehirlerinde çalıştığım, ekip yöneticiliği olarak çalıştığım, inşaat sektöründeki kazandığım tecrübeyle bunları da hepsini bir yere dahil edince, zaten eğer attığın adımlar ve eğer yaptığın işte, yani az ve çok bu başarmanız lazım. Çünkü bu kazandığın Avrupa'daki tecrübeyle ve oradaki standartları burada uygulamak için sarf ettiğim çaba zaten başarıyı ve az ve çok zaten getiriyor. Evet, biraz önce duyduğunuz Fikret Bey bizlerine söyledi. Ben de şunu eklemek istiyorum hemen röportajımıza. Bizim gençlerimiz 5, 6, 7, 8 daha da fazla yıl kalanlar var yurt dışında. Benim özellikle tanıdığım orada kişiler var. Benim amcam da özellikle gurbete gitti. Şöyle bir şey anlattı bana sevgili izleyenler. İzninizle bunu paylaşmak istiyorum sizinle. İkinci, üçüncü hafta artık amcam orada kalmış. İkinci, üçüncü hafta rüyalarına köyümüz giriyordu. Yani babamın köyü giriyormuş.
Ne diyor bana amcam? Diyor biz orayı özlüyoruz yani, burnumuzda tutuyor. Kilometrelerce uzaktayız orada. Ancak yine oraya dönmek istiyoruz. Bakın bu ikinci, üçüncü hafta için söz konusu oluyor. Zamanla tabii ki bu alışılıyor. Ancak memleket hasreti var. Bu memleket hasreti de olunca oradaki kazandıkları tecrübe, orada kazandıkları parayla gelip yine Bulgaristan'a yatırım yapıyorlar. Ancak şöyle bir problem var. Çoğunlukta burada yatırım yapan gençlerimize pek destek sağlanmıyor. Ben de onu sormak istiyorum Fikret Bey'e. Sizce gençlerimize sizin nasihatiniz ne olacak? Buraya yatırım yapmak isteyen gençlerimize, buraya böyle bir şey kazandırmak isteyen gençlerimize siz ne söylemek istersiniz Fikret Bey? Onlara nasihatim şudur, yani en önemlisi kendilerinin özgüvenini ortaya koymaları lazım. Yani kendine zaten güvenince ve sorumluluk taşıyınca zaten her konuda başarılı olursunuz. Yani bizim gençlerimiz biraz hayatta sorumluluk taşımadan korkuyorlar. Yani bunu onlardan gidermelerini istiyorum. Yani hayata daha cesurca, daha emin adımlarla iş konusunda olsun, yatırım konusunda olsun, yani bunları giderirseler, yani kendi cesaretini ortaya koyursalar ve yapılan emeği ortaya koyarsalar zaten başarının gelmesi imkansızdır. Yani eğer başarıya bu şekilde ulaşabilirler. Yani benim onlara nasihatim en önemlisi, hayata zaten korkarak bakarsan sadece anca seyredebilirsin. Yani bir başarıya ulaşamazsın. Evet, peki Fikret Bey, şunu sormak istiyorum sizlere. Belki de röportajımızın en önemli hususlarından bir tanesine geliyoruz şu anda. Röportajımın da sonuna doğru ilerliyoruz. Fikret Bey, sizin projeleriniz nelerdir? Gerek İsperik bölgesinde, gerek dış yatırım olarak, yani başka bir bölge olarak, hatta Avrupa yurt dışına olarak yatırımlarınız var mı? Genişlemek için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bildiğimize göre abi kardeşle çok sıkı bir çalışmalar var. Hatta Behçet Bey de Intriga'nın yöneticisi bildiğimize göre. Evet, şimdi Fikret Bey, tekrar sorunuzu size soruyorum. Projelerinizden bahsedelim şimdi. Yatırımlarınızdan bahsedelim. Genişlemek istediğiniz bölgeleri konuşalım. Başka yapmak istediğiniz işler var mı? En önemlisi bunu konuşalım. Buradan bizleri izleyen ekran başında Rumeli TV izleyicilerine, İsperih halkına, Raziyat Deli Orman halkına projelerinizden bahsedelim. En önemlisi. Ya sizin de bahsettiğiniz gibi kardeşimle, Behçet'le 2016'da aklımızda olan projeleri faaliyete geçirmeye istiyoruz. Yani bunları için çalışmalarımız, bir hep ID yoğunlukla çalışıyoruz bu projeleri faaliyete geçirmek için. Yani 2016'da onunla düşündüğümüz ve karar verdiğimiz bir tane daha kafeterya açmayı düşünüyoruz. Ya bu da şeyde, İsperik'in merkezinde inşallah olacak. Ondan hariç bir tane yer arıyoruz. Yani yeri, tam uygun yeri bulursak bir tane Türk restoranı, Osmanlı tipi bir restoran açmaya düşünüyoruz. Çünkü bu bizim etraftaki o eksik, büyük bir eksik görüyoruz onu. Türk mutfağı olacak. Evet, Türk mutfağı olacak. Aynen Osmanlı'yı temsilen bize o günleri yaşatacak bir restoran açmayı istiyoruz. Yani onun için bir uygun yer arıyoruz. Ayrıca benim Fransa'da olduğum dönemlerden, o dönemlerden arkadaşların iş adamları var, oradaki iş adamları. Onlar buraya yatırım yapmayı istiyorlar, yani Deli Orman'a. Onlarla ortak çalışmamız var. İnşallah onlarla da yani büyük işleri başaracağımıza inanıyorum yani. Bu restoran herhalde Türk mutfağını temsil edecek dedik. Yani Türk lezzetlerini burada sunacak. Türkiye'den gelen göçmenlerimiz yine burada Türkiye'deki tatları, Türkiye'deki mutfağı burada da hissetmiş olacaklar. Yerel halkımız da bu mutfakları, Türk mutfağını, yani yöresel Türk mutfağını burada Bulgaristan'da tatmış olacaklar. Hiç Türkiye'ye gitmeden, yani hem de güzel bir atmosfer içerisinde, güzel bir dekor içerisinde kendilerini Osmanlı saraylarında hissettirecek bir atmosferde yemeklerini yiyebilecekler dedik. Peki şunu soralım size. İsperik dışında yatırımlarınız var mı? Yani başka şehirlerde, ya başka firmalarla yapmak istediğiniz bir şeyler var mı?
Ya şu an İsperik dışında bir yatırımımız yok. No, şey yani dediğim gibi Fransız... Bizim bölgemize diyorsunuz. Bizim bölgemize yatırım yapalım. Ya bizim bölgemize yatırım yapalım. Bizim halkımıza hizmet olsun. Yani bizim halkımıza iş yerleri açabilelim. Onlara iş sağlayabilelim. Yani... Evet, zaten bizim bu da çevremiz, kardeşim ikimiz olmak üzere çevremiz bir hep haydi geniştir. Yani etrafta tanımadık insan yoktur bizi. O yüzden de Fransa'daki iş adamlarını buraya, benim arkadaşlarım yani, o da Fransa'daki, Paris'teki olan iş adamlarını buraya davet ettim. Yani inşallah bu 2016 yılında onlar da bir şeyler yapmayı buraya düşünüyorlar. Kafalarındaki fikirleri, kafalarına koydukları projeleri faaliyete geçirirler. İnşallah burada Deli Orman'da olur onlar. Evet Fikret Bey, peki başarınızın sırrı nedir? Yani bu seviyeye kadar nasıl yükseldiniz? Bizlere ekran başında şu anda izleyen özellikle gençlerimiz merak ediyorlardır. Bir başarılı iş adamı olmak nedir? Bunun sırrı nedir? Yani sırrı demeyelim de yani ne tür önerilerde vermek istersin burada bizlere ekran başında izleyen Türk çocuklarımıza, Türk gençlerimize sizi örnek alsınlar diyoruz buradan. Ne söylemek istersiniz siz? Ben başarının sırrını şöyle açıklamak istiyorum. Yani ilk önce insan kendini özgüvenini ortaya koyması lazım. Ondan sonra sorumluluk taşımak öğrenmesi lazım. Yani bu bence de sorumluluk taşıyınca insan zaten başarıyı az çok yakalar. Ondan sonra aileden gelen bir terbiye. Yani aile terbiyesi, küçüklükten beri ben annem babamdan gördüğüm terbiyeyle bu duruma geldim. İnşallah şu an bekarım ama inşallah evlendikten sonra çoluk çocuk sahibi olduktan sonra onlara da bu terbiyeyi gösterebilirim, çocuklarıma gösterebilirim. Yani inşallah cümlemize. Yani bence kararlılık, sorumluluk ve devamlılık ortaya koyunca zaten başarı zamanla gelir zaten. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi Fikret Hamit bizlere çok güzel şeyler anlattırdı. Kendisi hakkında çok güzel şeyler anlattırdı. İsperik'te bulunan iş adamımız Fikret Hamit bizlerle birlikteydi bugün. Dediğimiz gibi her ay böyle programlarda hem onlara hem de sizlere faydalı olmayı istiyoruz. Gerçekten sadece şu anda İsperik bölgesinden izlenmiyoruz. Bunu çok iyi biliyoruz. Bulgaristan'ın her çapından izleniyoruz. Siz de görmüş oluyorsunuz bu firmanın, bu kişinin yaptığı işi. Dediğimiz gibi bugün bizlerle beraber Fikret Hamit Beyefendi vardı. Standard Grown EOD yani anonim şirketinin imtiyaz sahibi. Şimdi ona son olarak bizlere söylemek istediklerini için mikrofonumu ona uzatacağım. Selamlarını alacağız Rumeli TV ekranlarından. Biz bir daha söylüyorum, Fikret Hamit'e, ailesine, tanıyanlarına, akrabalarına çok teşekkür etmek istiyorum. Standard Gon şirketine de teşekkür etmek istiyorum. Bu programı yaptığımız için. Fikret Bey, siz son olarak Rumeli TV izleyenlerine, sizleri tanıyanlara, bizim ekranlarımız aracılığıyla bizleri şu anda televizyonları başında izleyenlerine söylemek isterim. Ben ilk önce size ve sizin ekibe teşekkür etmek istiyorum. Beni... bana misafir olduğunuz için ve beni tanıttığınız için, benim yaptığım işi tanıttığınız için buradan tüm Rumeli TV izleyicilerine çok 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 selam etmek istiyorum. Bizleri izledikleri için, bize zaman ayırdıkları için, bu gayreti gösterdikleri için Türkiye'de olan tüm akrabalarıma selamlarımı gönderiyorum. Bulgaristan'da olan tüm izleyicilere, Rumeli TV izleyicilerine, dostlarıma buradan selam göndermek istiyorum. İsperik halkına, özellikle İsperik Belediyesi halkına, tüm Deli Orman halkına selamlarımı gönderiyorum. Yani biz, Deli Ormanlı olmak bir ayrıcalıktır. Yani gururdur. Biz Deli Ormanlı, zaten Deli Orman insanı her yerde kendini kanıtlamıştır. Evet, sizde de biraz sporcu görünüşü var. Biliyoruz ki Deli Orman güreş diyarı, yani pehlivanların çıktığı yer. Bunu da hemen söyleyelim buradaki izleyicilerimize. Çok teşekkür ederiz Fikret Bey, sizlere yaptığımız bu röportaj için, bu program için. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah daha nice güzel böyle çalışmalar olacak. Bu 2016'da yine şirket faaliyetlerini daha da başarılı bir şekilde sürdürecek. Şimdi değerli izleyenler, biz buradan ayrılıyoruz. Ofisimizden ayrılıyoruz. Buradan Cafe Intriga'ya gideceğiz. Orada Behçet, yani Fikret Hamit'in kardeşiyle
ile Behçet Hamit'le röportaj yapacağız. Ve ardından şirketimizi biraz daha sizler için tanıyacağız. Oradaki çalışanları da biraz sizlere gösterelim. Oradaki memnunlar mı değil mi bir hal hatır soralım. Ve hemen ondan sonra da yine Behçet Hamit'le sizleri buluşturacağız. Bizlerden sakın ayrılmayın değerli izleyenler. Fikret Hamit de bugün bizlerle beraber Standard Gon EOD şirketinin imtiyaz sahibi. Bir daha teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını temenni ediyoruz. Evet sevgili Rumeli TV izleyenleri, şimdi sizlerle beraber dediğimiz gibi İsperik'teyiz şu anda. İsperik'e Intriga Cafe'in sahibine misafir oluyoruz. Dediğimiz gibi şirketimizin faaliyetlerini tanımaya devam edeceğiz ama ondan önce kısaca sizleri İsperik'i tanıtayım. Bir şeyler hazırladım burada hemen sizlere. Efendim biz geçen geldiğimizde İsperik'i çekmiştik. Demir Baba Tekkesi'ni çekmiştik. Burada Salih Bey misafir olmuştu. Onun eşliğinde güzel bir gezi kültür programı hazırlamıştık. Gerçekten bu yaz yine kısmet olursa gelip gezi kültür tarzında bir şeyler yapmaya hazırız diyoruz. Efendim şu anda zaten arkamda görüyorsunuz. Yeni yıl ağacı burada kuruldu. Zaten şu anda çekim yaptığımız dönem 2 Ocak. Efendim ben geldim, kar geldi. Öyle oldu gerçekten. Beyzat abim kameramada bunu da söyledi. Ben geldiğim zaman kar başladı. Daha doğrusu ben Razgat'a geldiğim zaman yoğun bir şekilde de şu anda yağmaya devam ediyor. Ancak biz Rumeli TV olarak, Rumeli TV Bulgaristan ekibi olarak gördüğünüz gibi kar kış demeden çekimlerimize devam ediyoruz. Soğuka rağmen, buradaki bu karlara rağmen, bu yerlerdeki buzlara rağmen, hatta az önce düşecektim ama Allah korudu. Buna rağmen sizlerle beraber çekimlerimize devam ediyoruz. Efendim İsperik kasabası Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda bulunuyor. Razgat iline bağlı. Türkçe ismiyle Kemallar şehri. Şehirde Bulgarlar ve Türkler ortak yaşıyor. Yani kesinlikle öyle bir düşmanlık diye bir şey yok. Bir Ortodok kilisesi, bir de cami vardır. Bugünkü şehir 1545'te tarihi Broz devrine kadar uzanan eski bir yerleşimin üzerine kurulmuştur efendim. 1573'te bir Osmanlı vergi kaydında geçmiştir. 1934'te adı İsperik olarak değiştirilmiş. 1960'ta da şehir ilan edilmiştir. Yakınlardaki Sveçtari'deki Trak Mezarı UNESCO Dünya Miras Listesi'ndedir. Diğer bir popüler ziyareti yeri de 17. yüzyıldan kalma bir Bektaşi Türbesi olan, zaten dediğimiz gibi Demir Baba Türbesi bu şehirde bulunmaktadır. Kısaca bir bilgilendirelim sizi. Dediğimiz gibi havalar biraz da elverişli olduğu zaman gelip yine burada da bu yaz ya da yaza yakın, yani ilkbaharda da olabilir, çekimler yapmak istiyoruz. Sizlerle beraber dediğimiz gibi şimdi Intriga Cafe sahibinin misafiri olacağız. Behçet Hamit Beyefendi ile röportaj yapacağız. Bizlerden sakın ayrılmayın diyoruz. Kar kış demeden bavulsuz yolcu evlerinizde, bavulsuz yolcu Rumeli TV ekranlarında. Sevgili Rumeli TV izleyenleri, sizlerle beraber bugün dediğimiz gibi Behçet Hamit yanımızda şu anda. Az önce zaten Intriga'da onların işletmesini gördünüz. İsperik'te bulunan işletmesini gördünüz. Efendim burada İsperik bölgesinde dediğim gibi büyük firmalardan, büyük iş adamlardan bir tanesi, iki kardeş bunlar. Gelecekte vaat eden firmalardan bir tanesi ileride güzel işleri imza atacaklar diye düşünüyoruz. Behçet abimi biz tanıyoruz. Ben Behçet abi demek istiyorum. Çünkü güreşlerde gördüğümüz var. Kendisi şu anda sporcu. Yani Deli Orban'ın güreşçilerinden bir tanesi. Hatta da sporunda çok iyi olan birisi. Gerçekten yetenekli birisi. İlk önce Behçet abi merhabalar diyoruz sizlere. Biz seni tanıyoruz. Ancak Rumeli TV'den şu anda bize ekran başında izleyen izleyicilerimiz de tanısın. Behçet Hamit kimdir? Kaç yaşındasın abi? Neyle uğraşıyorsun? Kısaca bunlardan bahsedelim. Ben 88 doğumluyum. Kendim spor okulunu bitirdim. Razgat'ta Sayın Sayfı yanındaydım. Odan üniversite bitirdim Şunlu'da. Ondan sonra 2 yıl öğretmenlik yaptım. Beden öğretmeniydim. 2013'te kendi kafeteryam açtım. 2013'ten
bu yana 2016'ın başındayız. Çok da güzel bir, başarılı bir işletmecilik yapıyoruz. İsperik'te gerçekten yapılacak şeyler var. Bunu da konuştuk hatta Fikret Bey'le. Yani sizin güzel projeleriniz varmış. Onları bize anlattı. Fikret abi, biliyoruz ki sporla çok yakından ilgileniyorsun. Sizin bölgeniz şunla meşhur, güreşle meşhur. En önemli spor sizin bölgenize. Deliorman'da spor dediğine güreş geliyor aklı. En birinci yerde. Zaten tüm dünyada böyle. Türkiye'de gitsen Deliorman ne diyebilirler? Yani güreş, güreş en önemlisi. Bu yıl da inşallah gelen aylarda bir spor kulübü açma düşünüyorum İsperik'te. Arkadaşlarla beraber inşallah açacağız. Gençlerimizde, bizden sonra gelen gençlerimize bir önderlik yapalım dedik. Böyle. Evet. Peki abi, burada sizin bölgede, başka bölgelerde, buraya yakın bölgelerde çok buna benzer güreşler yapılıyor. Serbest güreş yapılıyor, yağlı güreş, özellikle Koca Yusuf. Abi sen spora ne zaman başladın? Güreşe nasıl merak verdin? Ailede var mıydı güreşçilik mesela? Çünkü çoğu buradaki çocuklar, buradaki gençler babalarından kalma bir meslek ya da amcalarından, dayılarından. Benim röportaj yaptığım mesela güreşçiler vardı. Onlar hepsi aileden kalan bir spor olduğunu söylediler. Oradan da bir merak gelmiş. Sende nasıl oldu peki bu güreşçiliğin başı? Ben de bizim kanımızda var. Bizim dayılarımız zaten bu Ebiköy tarafından, Osman Duraylıflerden. Öyle bir 10-15 sene oluyor bu güreşe başlayalı. 4 defa Bulgaristan şampiyonu kaldım. Cumhuriyet Kupası'ndan Türkiye'den 2 tane madalyam var. Evet. Yağlı güreşlerde başarılarımız var. Yunanistan'dan kupam var yağlı güreşten. Evet. Böyle daha devam ediyoruz, daha yaşımız. İnşallah daha 10-15 yıl devam etmeyi düşünüyoruz. Evet. Bir gün abi peki sana imkan verilirse, yani böyle Bulgaristan'da serbest güreşte milli diyelim, milli yani bu sporu profesyonel çevirmek ister misin? Spor zaten profesyonel. Zaten 4 yıl ben milli takımdaydım. Evet, 4 yıl. Bulgaristan şampiyonu kaldı. O senelerde hep milli takımdaydım. Sonra üniversiteye gittim. Onu bitirdim. Öğretmendim. Beden eğitimi öğretmeniydim. Evet. Şimdi ticaretle uğraşıyoruz. Güreşe devam ediyor. Öyle bir ikisini, yani ikisinde bir yandan devam etmek çalışıyorum. Peki abi şunu soradım. Bizi özellikle merak edenler vardır Rumeli TV izleyicilerinden. Sizin bölgede ünlü güreşler hangileri? Ben bir tek Koca Yusuf biliyorum. Ama illa vardır böyle hani çok ünlü, böyle şanlı olan güreşleriniz. Serbest güreş olsun, yağlı güreş olsun. Serbest güreş. Razgat'ta turnuva yapılıyor. Böyle şeyler, devletler arası. Almanya geliyor, Türkiye. Lütfi Akmedov'un adına yapılıyor. Koca Yusuf, o yağlı güreş. Her yıl İsperik'te yapılan koşu güreşler var hani. Gene Osman Duralif'in adına. Böyle inşallah biz şu anda bu projemiz olursa, devam ettirebilirsek inşallah büyük güreşleri biz de bu da İsperik'te yaparız. Evet. Abi peki Behçet abi şunu soralım size, bu güreşleri kim destekliyor? Belediyeler mi destekliyor? İş adamları var mı? Nasıl oluyor bu güreşlerin organizasyonu? Kısaca onu anlatır mısın? Yardım etmek isen, ekran başında bizleri izleyen iş adamlarımız yardım etmek isterlerse kime danışmaları lazım? Şu anda belediye biraz destekliyor. Daha çoğu da iş adamları. İş adamları. Kendi aranızda evet, organize. İnşallah belediye osmanlığını veriyor. Ondan sonra da bir daha sponsorladı. Şimdi sevgili izleyenler, biliyorsunuz dedik artık Deliorman'da güreş meşhurdur diye. Ben bunu sormak istiyorum Behçet abiye. Behçet abi, İsperik Belediyesi çapında spor salonlarınız var mı? Gençlere imkanlar sağlıyor mu belediye? Siz bir şey söylemek ister misiniz şu anda bizleri izleyen izleyicilerimize? Şu anda bir spor salonumuz var. Biraz tamir lazım oraya. İnşallah belediye tüm imkanlarla yardımcı olacak. İnşallah böyle iş adamlarımız da, genç adamlarımız da, onlar da yardımcı olur.
güzel hani böyle bir başlangıç yapalım, ileri doğru çıksın genç şampiyonluğumuz. Bu spor devam ettirebildim. Antrenörler var mı peki bölgenizde abi? Antrenörlerimiz var. Yani bütün bu şeyde iş yapacak bütün çalışma ekibimiz var. Hazır. Ekibimiz evet. Hazır. İyi, sadece bunları başlangıçta hızlandırdın da bu spor salonunu. Bunun ekiplerini hepsini tamamladığını inşallah başlarız da devam ederiz. Bunların maddi desteğini hepsini karşılayacak birisi gerekiyor. Birileri biz zaten bir iş edeceğiz. Bizim yanımız sade tek başına olmayacak yani. Hani ben ya da abim ne olmayacak ya da şeyine daha geniş çevreyle hızlandırırsak bu bütün çocuklara, bizden sonra gelen bütün gençlere kalacak bir şey yani. Evet. Bütün şampiyon inşallah çıkar, onların aralarından bir iş olur. Evet. 2016'da olacak inşallah değil mi bu arada? Evet. 2016'da. Şu yaza doğru kulübü hazırlayız. İnşallah yaza bütün Deli Orman'da duyururuz onu. Öyle bir başlangıç yapmak isteyiz. Öncelikle Rumeli ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere, bizi evlerine misafir edenlere çok teşekkür ediyoruz. Biz burada İsperik Kemalağa Belediyesi'nde inşallah ilerleyen zamanlarda yine görüşürüz. 2016 tüm Rumeli izleyenlerine başarı, sağlık, huzur dolu bir yıl geçmesini diliyorum. Bütün Deli Orman göçmenlerine, İsperik Belediyesi Kemalağa göçmenlerine sağlık, bütün selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, bizler Rumeli TV Bulgaristan ekibi olarak gördüğünüz gibi bu hafta çok farklı bir program yaptık. Evlerinize konuk olduk. Hani diyoruz ya, ben anonsumda söylüyorum evlerinize konuk oluyoruz diye. Gerçekten de şu anda İsperik Belediyesi'ne bağlı. Burada Kitançoğlu diye Bulgarca değil, Türkçe adı neydi Behçet abi? Kadıköy'de misafir olduk. Gerçekten bu sefer misafir olduk. Çok mutlu oldum ben. Bizleri misafir eden burada Hamit ailesine çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi İsperik'te küçük bir belediyede böyle işlerin yapılması herkesi çok mutlu ediyor. İnşallah Behçet Hamit'e, Fikret Hamit'e, onların ailelerine, onları tanıyanlara ben buradan sevgilerimi, selamlarımı iletmek istiyorum. Aynı dilekleri 2016 için ben de bir mukabele ediyorum. Tüm güzellikler sizlerin üzerinde olsun diyorum. Ben Cenk Seyfi, Rumeli TV Bulgaristan temsilcisi olarak farklı programlarla sizlere konuk oluyoruz. Evlerinize misafir oluyoruz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için. Zaman ayırıp Rumeli TV'yi ailenize konuk ettiğiniz için. Şu anda bizleri ekran başında böyle biliyorum ki dizilmiş izliyorsunuz. Özellikle benim akrabalarım da var. Onlara da çok selam iletmek istiyorum. Sevgili izleyenler, bizler başka bir haftada, başka bir pazar gününde saat 18.30'da Rumeli TV ekranlarında buluşmak dileğiyle hoş ve mutlu kalın diyoruz. Facebook'ta programımızı takip edebilirsiniz. www.facebook.com/boğulsuzyolcunuz. Oradan selam iletmek istediğiniz kişilere veya mesajlarınızı oradan paylaşabilirsiniz. Yayında yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum ve hoşça kalın diyorum. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.